Arkadaşlar merhaba 12.10 yaması geldi çok uzun bir yama hadi bu yamaya bakalım hep birlikte Şampiyon dayanıklılık güncellemeleri arkadaşlar tabancanın 70 gel geliyor jab oranının artı 14 yani e, her bir karakterin 17 çarpı 14 e, kadar artı artı 70 her karakter 308 can ekleniyor arkadaşlar. Her karakter 308 can ekleniyor. Ekran bu şey de... demek bu arada. Yaklaşık e, early'de %15 falan can yani. Hatta tüm karakterlere göre olarak %15 can gibi ortalama olarak. bayağı çok. Evet 308 can bayağı yüksek. Çünkü 2000, çok. 2000 canı falan goal, var Charlotte'ın zaten. Gold value'sunu hesaplasana bir. Kaç gold ediyor? O, o kadar can. Hoş geldin Iron Marshall. Hesaplayalım. Arkadaşlar bir can puanı e, 2.67 308 çarpı 2.67 68, 68 oldu fark etmez. 820, 820 gold. Her Oo, karaktere çok fazla. 820 <laughs> goldluk can geliyor. Zırh bir oranı 1.2 evet 1.2 çarpı 17'lik 20 zırh geliyor her karaktere oyun sonunda. Aynı zamanda her karaktere 14'te MR geliyor. MR çok az geliyormuş. Kanka MR'ın gold value'su daha yüksek yani. olması lazım. Aa daha düşük hatta. Şimdi. MR English. 244. E, gold value. Büyü direncinden geliyor. Ya 800 geliyordu candan. 1000 oldu. 1000, 1050 falan oldu. 820 geliyordu. 1050 oldu. 1050 oldu. Evet. 20'de zırt demiştik. 400, 400'de oradan. 1450 arkadaşlar. 1500 gold. 1450 goldluk dayanıklılık eşyası almış gibi olacak her karakter. Yeni yamada her bir karakter 1450 goldluk defansif eşya almış gibi olacak. 300 can. tabii 1100 gold. Yani şöyle düşünün siz bir adi <laughs> asasinseniz eskisi kadar vurmak için ekstra bir yoğumuya ihtiyacınız olacak. Yoğum değil. Ekstra bir umbra kılıcı. Neredeyse neredeyse tam olarak. Can artı evet. Can artı zırh ekstra bir umbra kılıcı. Yani şimdi eskiden olmaz ya. eskiden öldürebildiğiniz bir karakteri şimdi aynı skillleri atıp öldürebilmek için umbra kılıcı fazla bir umbra kılıcı eş statlarına ihtiyacınız olacak neredeyse. İnanılmaz <laughs> büyük bir şey bu. İnanılmaz büyük Harbiden bir şey. Harbiden bak bir tane dişlik ama yetmez kesinlikle onu karşılamaya. Yok bir, bir dişlik ama 20 20 AD artı 10 zırtleşme asla karşılamıyor bence. Evet, bence bir ben. dişlik ama bir pickaxe falan. Yani her en en kötü her bir asasinin e, envanterinden bir dişlik ama çalındı. Abi beynim yetmiyor biraz daha açıklayıcı anlatır mısın? Şimdi gelen şey şu arkadaşlar. Her bir karakter 3 IQ doki bu. <laughs> 3 IQ doki evet. Her bir karakter arkadaşlar <laughs> 70 canla başlıyor fazla Her bir karakter. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bakın base HP diye yazdığınız zaman siz lol. Base HP diye yazdığınız zaman arkadaşlar çıkıyor oyuna en yüksek canla başlayan karakter Kled 810 canla başlıyor. Kled oyuna Doran kılıcı alırsa 1000 canla başlayacak. Oha bu arada. Öyle Kled, oha bu arada. Oyuna Doran kılıcıyla başladığı <laughs> zaman 1000 canla başlayacak arkadaşlar. Ve oyuna. zırhı da artacak atıyorum 3 level atladı. Fazladan art, al, kaç 3,5 zırh falan geliyor? Önlerden 6 evet. zırh alıyorum zaten. Trin Demir Demir'in 850 canı olacak arkadaşlar oyuna. Doran Doran Kılıcı alan Trindemir'in 850 canı olacak. Bir level'da. <laughs> en düşüğe bak en düşüğe bak. En düşüğe bakalım. ADC'lere bak be. Ee, en düşük bu sırada Anivia, Sona, Yuumi 550 canları var. Evet. Bu karakterlerin 550 canı vardı tamam mı? Bu karakterler 520'den 620'ye çıkıyorlar. 550 bölü 70... Arkadaşlar bu karakterlere %7 can ekleniyor. Doğru be. Hayır %7 Abi. değil. 100/7.8 yapacağım şimdi de. Bu karakterlere %13 can ekleniyor arkadaşlar. Sonaya, Yumi'ye, Anime'ye %10 13 can eklendi. %13. Aynen öyle. Ve şeyle karşılaştırıyorum. Şu Ama an mesela şu... 70 can, 70 can yüksek karakterleri göster şu an bize. 620 canlardaki karakterleri göster kim var 620'lerde falan? 620'lerde O da Oğuzhan katılmıyorum. Bence şu an gayet okey ya. Bazı Braum 610, Braum 610. Yumi'nin şimdiki Braum'dan 10 fazla canı olacak. Aynen. Yani arkadaşlar <laughs> Sona'nın Sona'nın Fiora kadar canı olacak. Oyun başında. <laughs> Ve bu sadece can. Aynı zamanda level atladıkça bu can büyüme oranı da artacak. Mesela şöyle bakalım. Burada diyor ki bakın arkadaşlar. Eee Outrox 650 canı var. 18 level'da en yüksek cana sahip karakter Silas, tamam mı? Kled, Kled'i geçelim. Kled bayağı unfair bir karakter. Oyunda en çok canı olan karakter 18 level'da Silas, tamam mı? Her bir level'da çünkü al kazandığı can ne kadardı? Yok. <laughs> çok. Çok, işte evet. Ya. Yani bu çar <laughs> Arkadaşlar 2788 değil 3095 canı olacak bu çarın. 18 level'da. 3 bir itemsiz sayılsın. 3100 de yüzümüz gülsün. Yüzüm. 3100 canı olacak. Eşyasız sayılsın <laughs> 3100 canı olacak. L Lushinami cehennemi boyladı o zaman. Sanmıyorum. Lushinami yok, çünkü overkill'liyor zaten seni. Yani 70'ten fazla canlı öldürüyorlar seni. Şimdi Lushinami evet ama Lushinami için nerf. için kesinlikle nerf. Ama cehennemi boyladığı kadar yok. Ama kesinlikle nerf. Evet. Çünkü DPS'i biraz eksik kalabiliyor şu Menamin'in. Yani eğer killleyemezlerse senin sıkıntı. Ee, bu sırada hayır. Bu 67 7 k HP tanklara yarayan bir şey değil Uranium. Bu yanlış bir düşünce. Çünkü scaling bir şey değil. Yani canı yüzdelik arttırmıyor. Bu daha çok az can ve az e, büyü direnci ve zırhı olan karakter ben kesinlikle meta. Tek tek yiyen insanları güçlendiriyor. Evet, ne Tan kadar? zaten ölmüyor ki. Mesela Bu aslında bizim bakmamız gereken karakter en az canı olan karakter 18 level'da. Eee Yumi'nin ve Jana'nın canı arkadaşlar 1978'miş. 2000 canlı karakterin şu an canı 2300 olacak. Çok bayağı. Enchanter supportlar kesinlikle daha çok meta oldu ama hepsini nerflediler. Bu sebepten dolayı. Devam edelim arkadaşlar. Burada yani zırh büyüdürenci. Şimdi buraya geçelim. Her şeyin yorumlamasına geleceğiz çünkü. Şu anda neler olduğunu bir anlatayım size arkadaşlar. Şimdi. Bütün oyundaki bütün iyileştirmeler erken oyunda %10. ileri safhalarda %28 azaltıldı. Bu neden? Karakterler daha tank olduğu için eğer heal aynı kalsaydı başkalarının bastığı can süper hiç kimse ölmeyecekti. Çünkü şöyle düşünün. Nerf yemediler aslında. Ee, aynı kaldılar Şöyle diyelim ki karşınızda bir e, Yumi vardı Oo, Ne kadar beyaz bu Diyelim ki karşınız... Oo, ne kadar beyaz. <laughs> karşınızda Bir e, 600 canlı bir karakter var tamam mı Ve bu karakterin yanında bir adet Soraka var tamam mı Soraka'nın W'sunun Cool'da... Ve ikisi de 6 level Tamam mı herkes 6 level Karşısında bir bot lane var Herkes 6 level tamam mı ee, bu Soraka 600 canın olmaz 1000 canın olur 6 level'da. 900 canın olsun. 900 canın var. Bu Soraka'nın arkadaşlar ADC'si ölmeden ADC'sine basabildiği W sayısı büyük ihtimalle 3 ve 3'tü veya 4'tü diyelim. Ama artık ADC'sinin hem zırhı hem büyü direnci hem canı daha fazla olduğu için ADC'si fazladan 5 saniye daha fazla yaşayabiliyor. Dolayısıyla Soraka 5 W basabiliyor. Aynı zamanda Soraka'nın can bastığı her bir heal daha etkili. Çünkü atıyorum sizin 50 zırhınız varken size basılan 400 can, size basılan 100 can karşıdan 100 50 damage yemenizi sağlarken sizin 40 zırhınız varken sizin 140 damage yemenizi sağlıyor. O yüzden sonraki 100 can basıyorken zırhı daha az kişiye daha az can basıyor, zırhı daha yüksek kişiye daha yüksek can basıyor. Şimdi bu konsepti anlamanız lazım. O yüzden bu konsepti tekrar anlatacağım. Biraz hızlı anlattım. Bu konseptin adı arkadaşlar e H. İngilizce effective HP anlamına geliyor. Türkçesi etkili can diyebiliriz. Effective HP. Effective Türkçe değil mi o? Aktif can diyebiliriz. Efektif. Aktif can. Efektif can. Efektif can diyebiliriz arkadaşlar. Bu şu işe, bu şu demek. Bir tankın 4000 canı varsa ve bu tankın 100 zırhı, 100 direnci varsa bu tankın aslında 8000 canı var. Çünkü bu tankı öldürmek için 4000 değil 8000 hasar vurmanız gerekiyor. Çünkü 100 zırh ve 100 büyüdence alınan hasarı %50 azaltıyor. Anladınız mı? Ben anladım abi. Bununla da efektif HP arkadaşlar. Bu değişimler <laughs> epic Pen'i mi açtın? Epic Games'i mi açtın? Epic Games'i açmışsın. <laughs> Hocam sınav yarınsa akşam hallederiz. Aynen öyle. Şimdi teşekkür ederim. Sınav yarın arkadaşlar. Patch yarın geliyor. Pe yarın geliyor. Yarına bunların hepsini öğrenmeniz lazım. Arkadaşlar bu değişimler ee, bunların hepsi bu değişimlerin hepsi efektif HP'yi arttırıyor. Direkt bu değişimler direkt HP arttırıyor. Oynayacağım da daha var. Ata, Solok'u oynayacağım, Vesta oynayacağım ama daha var. Bu değişimler bu değişimler direkt canı arttırıyor. Bu değişimler de etkili canı arttırıyor. Ve etkili can kalkanlarla çok güçlü arkadaşlar. O yüzden kalkanlar ve healer'ları azaltıyorlar. Kalkan azaltıldı, mutlak sömürü azaltıldı %10. Bu da şey, bu mutlak sömürünün azaltılması da şey anlamına geliyor. Yine e eklipsin meklipsin çünkü bütün can çalmalar da azaltıldı, ağır yaranın etkisi azaltıldı ve güçlendirilmiş güçlendirilmiş ağır yaranın da etkisi azaltıldı. Oyundaki bütün can doldurma can doldurmalar azaldığı için bu da azaltıldı. Çok hızlı bir matematik yaparsak, Aatrox e, bir tane ADC'yi düşünelim. Tamam, mı? %10 can çalması var. Tamam mı arkadaşlar? %10 can çalması var. Eski yamada 30 zırhı 20 büyü direnci var. Yani %30 daha az hasar yiyor. Yeni yamada bu 40'a 30 diyelim. Yani %35 daha az hasar yiyor. Yani hasar yememe oranı %5 artmıyor aslında. 6'da 1, %18 falan daha tank. Eski yani işte ya. şöyle... Alacağın her yıl aslında şu an senin %18 falan daha etkili olacak. O yüzden heal'ları da o kadar azaltıyorlar. Aynen. Yaklaşık eşit kalıyor gibi. O yüzden heal'lar yani değişir Ama eşit kalıyor gibi. Riot'un burada yapmak istediğini biliyor musunuz arkadaşlar? Burada yapmak istediği şey. Biz oyunu daha tank yapmak istiyoruz. Savaşta her kişi, herkes herkes birbirinin tank tek at atamasın. Ancak herkesin durmadan Vlad, Aatrox, işte Soraka, Lulu alıp Ölmeden 45-50 saniyelik fight atmasını istemiyoruz diyor. Yani siz birine kalkan atarken o kalkan yaklaşık aynı süre boyunca düşman takımının vurmasını bloklayacak. Ama e, total sürede daha çok kalkan atabileceksiniz ve daha çok yaşayacak o kişi. Aslında bu değişimin en büyük gücü ben Sion oynarken, karşı ADC'ye full tank Sion oynarken karşı ADC'ye tek rotasyonda tek atabiliyordum. Artık bunu yapamayacağım. Z hala tek atabilir ama karşıdaki ADC bir ninja tabi aldığı zaman Z de tek atamayacak. Çünkü karşıdaki ADC bir ninja tabi ile 120 zırh olacak. 2500 canı olacak zaten karşı ADC'nin. Z de 120 zırhlı karaktere 2500 vuramayacak kolay kolay. 3 kül, şey, bu 3 külü... <laughs> tutturması lazım. Hayır yani şey olmayacak. <laughs> Ulti atıp <laughs> tek kül atıp tek atamayacak. Tek kül atıp tek atamayacak şike. E tabi canım. Onu atamazsın zaten. Normalde de atamamalı bence onu. Direkt olarak burayı arkadaşlar bu kısmı e, çıkartıp YouTube'a yükleyeceğim. Yavaş izlemek isterseniz tamam bu kısmı YouTube'a yükleyeceğim. Burada bir sürü değişim var. Bunları okuyabilirsiniz. Buradaki değişim arkadaşlar oran olarak yukarıda yazılana aynı. Kalkanların neredeyse hepsi Hiç burayı direkt hızlıca geçeceğim çünkü bunların hepsi muntazam değişimler arkadaşlar. İyileştirmeler ve kalkanlar yüzdelik olarak azaldı. Bakın zaten kaysaya baktığın zaman AP oranı %10 azalmış saldırı gücü oranı %10 azalmış Kalkan da %10'a çok yakın bir şekilde azalmış Aynen ee, Bunların hepsi Birkaç karakter değişti ee, Bu sefer Riot şey dedi hiçbir karakteri değişim yapmayacağız dedi farklı olarak ee, Burası Şey eşyaları ar eşyaları bütün ar eşyaları yüzde 40'tan yüzde 30'a indi Gelişmiş halleri de yüzde 60'tan yüzde 50'ye indi Büyün nüfusu ve pen. Burası önemli. Bakın burası önemli. Kişilik değneği 40 azaltıyor artık. Büyülü mücevher yüzde 13 azaltıyor. Dominik yüzde 30 azaltıyor. Son fısıltı yüzde 18 azaltıyor. Ama bildiğim kadarıyla seril de hala yüzde 30 azaltıyor. Aynen. Seril'de Ay, evet. Seril de hala yüzde 30 azaltıyor. O yüzden Benim şu anda Seril'de seril de Dominik'in bir tık önüne geçti. Ancak Dominik'in hala canlılar arasındaki farktan gelen hasarı olduğu için Dominik hala çok iyi crit adc'leri için. Ee, ancak bu zırt delmeler ve bu büyü nüfusa ne demek biliyor musunuz? Ee, direkt olarak herkes bunları raşlamayacak Çünkü bunların artık altın değeri azaldı. Ancak e, bu gerçek hasar çok güçlü yapıyor. Vayne'i çok güçlü yapıyor. Kog'Maw'ı çok güçlü yapıyor. Ee, Fiora'yı çok güçlü yapıyor. Kamili çok güçlü yapıyor. Bu çarlar güzel çarlar olacak. Direkt, ve direkt yarın girip Vayne oynamanızı öneririm arkadaşlar. Uğursuz korumanın yakma hasarı maksimum cana göre azaltıldı. Ama yüzde %10 azaltıldı. Herkesin canı da %10 civarı arttığı için %10'dan biraz ortalama %10 arttığı için bu demici azaltmıyor. Eskisi gibi kaldı o yüzden. Aynen. Uğursuz koruma aynı kaldı. Büyüdenci de arttığı için biraz nöflendi ama. Evet bir çok azıcık nerflendi çok az ama defansif kendi statları da baflandı aynen o, o yüzden herkesin var. ve herkes can herkesin canı daha fazla olduğu için daha fazla ap verecek uğursuz koruma o yüzden genel olarak aynı kaldı diyebiliriz ama güzel bir eşya gelecek yama için liandri ile birlikte birçok büyücünün gelecek yama arkadaşlar bildi liandri uğursuz koruma demonik voice staff olacak. Bir çok... Bir çok, arkadaşlar. Birçok büyücü böyle kasacak arkadaşlar. Birçok büyücü bu build'ı kasacak. Ee, dişleştirici ay taşı var arkadaşlar. Heal'ı biraz azalttı. Yük başına heal'ı azaldı. %30'dan %25'e düştü. Ee, ve ihtişamlı pasifi de sahip olunan eşya başına heal'ı %10, az %10 azaldı. Ama hala dişleştirici ay taşı çok güçlü. Çünkü bu, kar... bu çarı aldığınız, bu eşyayı aldığınız karakterler yani Lullar, Sorakalar, Namiler daha zor ölecek şu an. Daha zor... alma da onu. Efendim? Namiye alma da onu. Ya Namiye alma pardon Namiye alma. Karmalar, Lulular, Sorakalar daha zor ölecekler. Daha zor öldükleri için bunu daha uzun süre aktif tutacaklar ve maksimum stekten daha uzun süre kullanacaklar. Siz bunu maksimum stekten daha uzun süre kullandığınız zaman ne olacak? Bu eşyadan daha çok verim alacaksınız. Ee, o yüzden bu eşya bence overall bufflandı çünkü bu eşyanın play style'ı bufflandı. Ama eşya nerflendi. Güven kalkanı yük başına ee, daha az yakıyor. İyileş... Ölümün dansının iyileştirmesi %175'den %150'ye geçiyor. Hala çok iyi bir eşya. İlah sindirenin healing'i azaldı. Ee, ancak menzillerden daha çok azaldı. Aldırmam. Ölmezsin ki zonyasız. Lazım değil mi? Savaş olduğunu söyleyeceğim pozisyon. Hayır bence şurayla gelecek peçin en kötü eşyası olabilir Uranium. E, Enchanter alıyorsan çünkü bence %100 Ay Taşı alman lazım. İlah İlk Sindiren... savaşlarda kötü bayağı. Evet evet. evet. Şurelya basıp karşıya koşup direkt tek atmak için veya karşısına tek atmaya çalışırken kaçmak için güzel. İlah Sindiren menziller için daha iyi oldu. E, menziller için çok... ya yani 3.6'dan gidip 2 yapmak istemediler büyük ihtimalle. 7.8'den 6'ya ya da 6'dan... Kaç bu? 7.8 sanırım. Evet 7.8'den 6'ya düştü. Ama 3.6'dan sadece 3'e düştü. Ee, Doran'ın yüzüğünün e, mana yenilenmesi arttı. Bir dakika, neden arttı bu? Mana yüzüğünün mana yenilenmesi azalmış çünkü. Ha, can yenilen a! Bunu azaltıyordun. Onu azalt, onu arttırmışlar. Çok kritik bir şey değil bence Bence bu buff. Buff zaten. Bu direkt ama bu can doldurması için de buff. Çünkü ha bak... çebukta olacak çünkü manan. Evet, 1 saniyenin <laughs> bak 0.75'in %50'si 0.375 38 1'in %45'i 0.45. Bu hem ha, manasız çarlar için hem manalı çarlar için buff. Bu buff niye geldi bilmiyorum. Doran yüzünü direkt bufflamışlar arkadaşlar. Ya Ama o biraz çok iyi bir item değildi, Ondan iyi oldu. Evet evet, benziyor. çok iyi bir item değildi ama Doran yüzü bufflanmış. Ee, Hiddet karışımı nerflenmiş, zaten sömürü olduğu için yani, nerfleniyor. Aynen. Kalkan nerf, kalkan nerf, mutlak sömürü nerf, heal nerf, ee, dolu kılıcının sömürüsü ve köz bıçağının sömürüsü nerf. Şövalyenin adan, takım arkadaşı vurduğu zaman daha az canınız olacak artık. Demir solerinin kalkanı nerf, Manotius sömürüsü işte, Mikael heal atıyordu küçük. o nerf, arkanın healinin önemi yok. Aynı şekilde arkadaşlar, can çalma itemlerine geldik şimdi. Gerçek buz parçasının mana, yenilen mana, yenilenmelerini, mana yenilenmelerini arttırmışlar. Herhalde koridorda daha uzun kalacağımızı düşünüp mana yenilenmelerini arttırmışlar. Aa, i̇nsanlara vuramayacak ki mage'ler diğer türlü. Syndra mesela. Aynen. Ee, karşıdaki yani karşıdaki karakteri artık 5 değil, 7 skill atlamız gerektiği için arkadaşlar Evet evet Az şey ee, bana Hem hatta. Doran Meclan yüzü ölmesin diye. Hem gerçek buz parçası Malmortius'un kalkanı nerflenmemiş sanırım Sömürüsü nerflenmiş Ama Malmortius'un kalkanı adi Malmo Aynen Malmortius'un ne? kalkanı nerflenmemişler bu güzel bir şey baya Ama bence bir şey söyleyeceğim Bence bu arada bence, Gerçekten Bence dünümüzü unutmuşlar Ger Bence de unutmuşlar Gerçi Nerflenmiş olabilir bu sada oyunda Bazen burada unutuyorlar Solçay'ın Haberin olsun Oyuna girip bakmak lazım. Ama nerflemiş olabilirler çünkü Mammoth'un kalkını hiçbir zaman kırmıyorlar zaten. Ee, Vampir hastanın can çalması, Kanustam için can çalması, Kararmanın sömürüsü. Kalkan Yayın can çalması azalmış, Kalkan Yayın kalkanı da azalmış. Kalkan Yay... <laughs> bu yedi yedinci nerf falan. <laughs> zaten kötü item ya. Suç olmayan Suç Evet. Orun görüyor musun Kalkan Yay'daki? Çünkü çok garip. Niye %2 azalmış orun can çalması? Çünkü 8'den 7'ye, ondan 8'e. 8 ama <laughs> 8'den yani. 9'a. Çünkü can çalma buçuk olmuyor şike. 8'den <laughs> 7'den 9'a çıksa orun güçlendirmesi oyunun en güçlü 10 güçlendirmesi olurdu. %2 azalmadı. En güçlü en güçlendirmesi olmazdı bence ama. Ya en güçlerden biri fazla güçlü olurdu. <laughs> bence. Bak. Yani. Eskiden orun 10, %10 veriyordu ya. Vampir Asa 8 iken 10 10 veriyordu. Şimdi Vampir Asa 7 iken 9 versin diyorsun. Bu mantıklı yani değil. Çok ekstra, çok ekstra, bir şey yok bence. Çok ekstra bir şey değil ama Orn eşyalarının çok bence şey bir balansı var. Conditioning. Aynen. Conditioning'in nerflenmesi çok normal arkadaşlar. Çünkü zaten zırh ve büyü direncimiz daha yüksek olduğu için %5-%4 büyük ihtimalle give or take aynı kalıyordur e, ee, yenilmezin sömürüsü azalmış. Yaşam kaynağının can basması azalmış ama çok çok minimal. Zaten bu ürünü kimse almıyor. Bence kalsaydı da bir sıkıntı olmazdı. Hortlan can bu çok önemli bir nerf mesela. Hortlak çok güçlü olurdu. Ama hortlan verdiği can hala aynı. Mesela bu önemli. Bence hortlak güçlü bayağı. Çünkü zırhı da büyü direnci de yüksek artık karakterlerin. Daha yüksek eskiye göre. Ve hortlak hala her bir trigger başına 4 can verecek. Conqueror ne kadar nerflendi? Conqueror'ın nerf'üne tekrar bakalım. 9'dan 9'dan 6'ya 8'den 5'e normal. Ha, can can çalma sadece. Evet yani sadece değil. can çalması sadece can çalması. Kötü değil ya bu Karçar değerlendirmen. Fightlar daha uzun sürecek. Karçar değerlendirememem şey, yani. de bir 2 3 gün geçsin Uranyum bir tier list paylaşırım. Bir bir şey olarak söyleyebiliriz yani neler güçlü ne, ne, tarz çarlar güçlü ne tarz çarlar güçlü olacak. Bitirelim onu bu peşnosu ama. bitirelim. YouTube'a atacağım ya videonun sonunda olur o videonun sonunda güçlü olacağımızı düşündüğüm çağları paylaşırız arkadaşlar. Muhafızın verdiği kalkan tabii ki azalıyor. Soğuran kürenin kalkanı azalmış. Biraz şifa taşkını çok az azalmış. Max kalkanı azalmış birazcık. Ayrı nerflenmiş çok normal. Kan tadı nerflenmiş gayet okey. Zafer eksik canın %10'unu dolduruyor. Bu nerf bile değil hatta bu buff olabilir. Çünkü canımız %10 arttı yaklaşık ortalama canının yarıyken yani eskiden 2000, 2200 canın varken şu anda 2500 canın var diyelim. 1100 canın varken %12'si 1100'ün 120 100, 132 1250'nin %10'u 1250, 125 Evet küçük bir buff ama şey çok çok küçük bariere verdiği kalkan azalmış, healin verdiği heal azalmış, tutuşturn yarası %50'ye düşmüş. <laughs> ee, ve iyileştir çarpın iyileştirmesi de azalmış. Gayet normal. Sadece olmayan için çile bir video olacak. O yüzden işte hmm. anlatıyorum ne kadar büyük buff, ne kadar küçük buff veya değişmediğinin yorumunu söylüyorum. Sistemler, daha ejderinin daha ruhu, a daha ejderinin kendisini örfelmemiş. Hala aynı armor, emarı veriyor. Daha ejderi için buff. Daha ruhu 200 artı %18 AD candan 180 direkt daha ruhunun kalkını azalmış ama daha ruhunun kendisi hala %6 kaldığı için daha ruhu bufflanıyor. Okyanus ruhu. Ee, okyanus ruhunun healing'i azalmış koridorda. Aynı zamanda Okyanus ejderhası da nerflenmiş. Ruhu da nerflenmiş arkadaşlar. Baron'un AD'si artmış. Çünkü bize vurduğu hasar artması, artması lazım. Her bir level'da kazandığı AD artmış. 40. dakikada 520 AD oluyor yani. Ee, bir yeteneğinin vurduğu hasar artmış ve aynı zamanda Aa Baron level atlamıyormuş. Ne? Baron level atlamıyor artık. Tantorin Smite kaçırdı ya. Arkadaşlar bu çok ilginç bir ha, hikaye. Alırken alır, alırken level atlamıyor. Evet vururken Ha vururken vururken. Her bir dakikada Baron level atlayıp can kazanıyor arkadaşlar. Her bir dakikada yani 20 geçen bir turnuvada 28 59'da Santorin smite atıyor. Baron'un canı azalıyor. Baron'un canı 870'e düşüyor. Smite geliyor. Baron'un canı 920'ye görmüyoruz bile. Direkt olarak Baron'un canında 40 falan yazıyor. Jinx geliyor. Bir oto atıyor. Baron'u alıyor. Karşı takımın hepsini kesiyor. Yani bu bir daha yaşanmayacak. Ve her bir kulenin ADS'i artmış. Hem kendi ADS'i hem max ADS'i. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Ben şeyi merak ediyorum. Dive rahat atmamalarını sağlayan insanların da ben şeyi merak ediyorum. Hani normalde menzilli minyonlara iki kez vuruyordu ya kule. Sonra bir kere sen vurup alıyordun. Hı -hı. O değişecek mi? Onu göreceğiz. Çok bence, komik olur bence iki vuruşla öldürürsün. Ama onlar. şöyle bir şey var. Sanki <laughs> minyonların kulelerin minyonlara vurduğu demiş değişmiyor diye biliyorum ben. Çünkü bile 160'tan 400'e çıkıyor ama late game'de bile iki tane vuruyor menzilleri her zaman. Ya da e, minionların Ay, canı atıyor? O yüzden Tamam o, işte aynı belki aynı scale olur bence. Bence onu değiştirmezler. Ya yani ben değiştirirse çok üzülürüm. Diğerleri de çok fark etmez de. Canon'da mesela bir, bir shot fark edebilirdim. Canon'da çok uzun süre vuruyor ya. Hı -hı. Bence Bilince... bence <laughs> ya. Yani min, min alışının bence değişmemesi lazım. Bence de değişmesi lazım. onu her türlü milyonlara zırh falan verip. Bu Fikseler değişirse video türlü. atarız değişmezse video atmayız. Aa, düşünsene bu yüzden milyonlara zırh veriyorlar. Milyonlara zırh verdiği için lane pushlayamıyorsun artık. Oyun <laughs> tamamen değişiyor. <laughs> gerçekten ya. <laughs> çok kötü olur. Çok kötü olur ya. Bu yüzden milyonlara zırh evet. verirlerse oyun bu sırada gerçekten çok kötü olur. Neyse. Arkadaşlar dive daha zor olmadı. Hepimiz daha tank olduğumuz için dive yaklaşık aynı kaldı. Dikkat edersen 152'den 167'ye. %10, %10 artmış tamamen hasar. Hımm ultisi bittiği zaman otomatikman R'ye basmadıysanız R'ye basıyormuşsunuz arkadaşlar. Ama Swain'i keserseniz Bilmiyorum. değil. Swain'in R'sinin süresi biterse direkt patlıyormuş bu eziklere bir veron. Şöyle bir şey var süresi bitiyorsa zaten yanında kimse yoktur ki. Ooo bu yani. da buff. Yo Minner'i kesersin. Bu da buff. Evet. Swain birini killlediği zaman direkt barı doluyor. Güzel bu baya. O çok rahat ne? Bir dakika dolunca tekrar ha yok daha uzun süre duruyor işte. 5 saniye daha duruyor yani. Okey anladım. Ee, Talyan'ın bugları ba fixlenmiş. Ee, takdir dönüşü gelmiş. Back, back atma base. 5. takdire ulaşmış. Challenger base gibi ekstra bir şey oluyor. Takdir oha ya Challenger base'in ne anlamı kaldı? Challenger base daha güzel bir evet, şey oldu. Evet Challenger base de çok güzel oldu doğru doğru. Challenger base de çok güzel oldu. Challenger'ın base'i değişti onu biliyorum. Ama takdir beyizi bayağı garipmiş. Aşağıda evet ya diyor? Swain Swain, Korea, Swain, Swain için. için çok iyi buff bu sırada. Ve Swain bence bu yama Leandry'i çok iyi kullanıyor. Riley'i çok iyi kullanıyor. Urskor'u çok iyi kullanıyor. Swain çok iyi bence arkadaşlar haberiniz olsun. Ama lütfen support oynamayın. İlla botta oynayacaksınız Senna'yla oynayın ama lütfen support oynamayın. Ya da bir gidin bir support oynayın botta. Ama lütfen support sen, Swain oynamayın. Çok kötü şu an support. Okey. Arkadaşlık isteğini engelleyebiliyorsun. Evet. Yüksek Ömer için çiftli sıra kısıtlamaları E ne yapacaklarmış? MMR'ın yüksekse duo giremiyorsun. Diamond 1 Aa, civarında falan. Sadece şey değil. Ligi değil. MMR Challenger'dan daha. düşenler ve Diamond 1'de MMR'ı yüksek olanlar. Yani Master veya Grandmaster. bunu MMR. ne için yapıyorlar biliyor musun? Çarı eritiyorlardı. Sonra duo ile full win alıp Diamond 4'ten hayvan gibi bir nate Master'a sokuyorlardı. Onu durdurmak için. Evet, duo ver. MMR boost deniyordu buna. Bunu durdurmak için bu. Evet, ama Türkiye, biz bunu yapmadığımız için bizi etkilemiyor. Nami Twisted Fate'in görselleri değişti. Ben bunları bakmadım. Baştan aşağı yenilendi diyor. Oha Çok güzel. Valla hepsi, yenilen... çoğu yenilenmiş gibi. Hmm, bu hataları takmayacağım. Kostümler Arkadaşlar. geldi. Bu Sion kostümü, Johnny çok iyi. Çok güzel. Hepsi çok güzel ki. Hepsi çok güzel. Vahşi Batılı zaten en iyi kostüm serisidir ya. Kesinlikle. Öyle. Özet olarak. Hangi terler güçlü? Hangi terler güçsüz? Ben kendi düşündüklerimi söyleyeyim. Bahadır onaylasın. Ee, zırtleşme ve e, şey neydi? Büyü nüfuzu kasan karakterler yani asasinler genel olarak nerflendiler. Çünkü... Aşırı overkill atanlar hariç ama. Aşırı overkill atanlar hariç. Olsun sonuç olarak her zaman overkill atmıyorsun. Sizinle evet gelip doğru. Yani Q atıyor mesela bazen. Doğru doğru. Nerf, nerf sonuçta. Onlar evet. diğer karakterlerden daha çok nerflendiler. Kendileri de daha uzun süre yaşıyor ama çoğunlukla umurlarında değil bu. Zaten tekmeyip çıkıyorlardı, hani Zed onu biraz veya, daha zor yapacaklar. Zed veya LeBlanc'ın zırh veya büyü direncine ihtiyacı yok arkadaşlar. Yok yani ihtiyacı. Evet. Ee, tanklar diğer karakterlere göre daha az bufflandı. Çünkü zaten ölmüyorlardı. Adamın, Ornn'un mesela 460 zırhı oluyor şu an bu patch, late'de. 470 olsun, hiçbir şey fark etmiyor. Ee, can sadece biraz fark ettiriyor. Aynen full ee, tankerler olarak için buff değil aslında arkadaşlar. Gerçekten full tankerler için buff değil bu yama. Onu Aynen, söyleyeyim. Buff değil. Düğdüğünüz buff değil hatta. Ee, sonra true damage vuran karakterler genel olarak nerflenmezlerse güçlü olacaklar hallerine göre. Özellikle Vayne. Vayne adlı karakter hem azami candan vuruyor hem Yüzde. true damage vuruyor. Yüz... Ve inanılmaz bufflandı. Vayne çok iyi. Hem... Fiora çok iyi. Fiora da çok iyi. O Aynen. da candan turu vurduğu için Fiora da çok iyi. Kamili çünkü vurduğu true demeyeceğiz, sayısı çok yüksek. Smite bin, bin falan evet. yani. <laughs> evet smite attığı için güzel. Ve genel olarak candan vuran karakterler. Bunu da geçtik şimdi şöyle bir durum var. Fightler uzun sürecek. Bu da var. Uzun süren fightler kime yarar? Hiper carry'lere yarar. Enchanter'lara yarar. Bunlara yarayacak. Assassin'ler dışında herkese yarıyor aslında. Evet aynen öyle. Ya burst Ve tirolarına da yaramıyor. Var. Mesela Riven. erkek early game Riven, mid game Riven aşırı nerflü. Çünkü early mid game'de Riven tamamen full kombatıp birini teklemek için oynuyor. Ve late'de de öyle. Riven bence güzel olacak ama burst build'ı ile değil aşırı bruiser bir build'ı oynayacak Riven mesela. Burst hero başka her şey kötü oldu. Ya burst atan her şey hasarını hızlı çıkartan her şey kötü. Katarina nerflenmedi mi? Şu Katarina build'ı nerflenmedi. Ee, yani build nerflenmedi. Divine, Divine olmuş Katarina build'ı DPS atıyor. Ve onun tank olması çok önemli. Katarina zırh, MR ve canı iyi kullanan bir karakter. O yüzden Katarina'nın içini Draven nerflendi. Evet Draven bayağı nerflendi. Ee, Draven çünkü DPS için hiç iyi değil. Draven damage'ını hızlı atıp insanları hızlı kesmek istiyor. Dayanıklılık Draven için güzel bir şey. Aslında. Kraken Draven oynayan deliler var. Çok çok iyi oynuyorlar. Onu oynanabilir belki ama Draven'a gelene kadar bir sürü hero var açıkçası. Varus bence güzel. Kog'Maw güzel. Ee, Vayne güzel. Twitch güzel. Ekstra bir şey daha söyleyeyim. Uh -huh. <laughs> bu dümdüz meta shift Meta shifting bir patch. Meta neye göre shifting? Oyunların ortalama olarak bitme süresi kesinlikle uzayacak bence. Hem şeyden ötürü daha geç snowball olacak. Assassinler oynarken kapatamayacak vesaire. Hem de meta shift olacak. İnsanlar bu tankları kesebilen karakterleri alacaklar. Tankları kesebilen karakterler kim? Hepsi late game çarı. Evet. Beynidir, Fiora'sı da şudur. Hepsi late game çarı. Oyun tamamen neredeyse late game yönelik olacak. O yüzden Öyle çağlar. Scale olan çağlar oynayın genelde. Şimdi Ve candan vuran. Ve hero... uğursuz <laughs> kurma iyi kullanan. Tahmini hero'larımı sayacağım. Eklersin şimdi sen de eksik sayarsam. Top lane için. Taptan başlıyoruz arkadaşlar. Top lane için. Jax, Fiora, Camille, Riven. Ama build'ı çok tanki Riven'ın build'ı. Ee, Orn güzel. Can'a göre vurduğu için. Tank olduğu için değil, cana göre vurduğu için Ornn Orn güzel arkadaşlar. Ornn full %60 max damage vuruyor. Yani Orn cana göre vurduğu sayesinde. için güzel. Ee, set güzel. Set e, güzel. Wukong güzel. Kyle güzel. Kyle'la diyecektim. GP güzel. Late game'e gittiği için. GP tek iyi burst karakteri olacak arkadaşlar. Evet. Çünkü, GP ile ya tek varil atıyorsun ya iki varil atıyorsun. İki varil attığın karakterler hala iki varil atacağız. Tek varil attığımız karakter kalmayacak büyük ihtimalle ama zaten %80 vurmak çok çok büyük bir şey olacak. Scale olabileceğiz ve full Glass Cannon ın build'ını kasıp hayatta kalabilecek. Artık güven. Kled Burst Char'ı uğranıyorum. Kled kötü olacak bence bayağı. Kled çünkü 4 vuruşunu yaptıktan sonra kesemezse kötü. Güven çok iyi. Bence açıp bakmamız lazım karakterleri. Dur. Tier list. Kapı <laughs> açıyoruz. Bu çarların hepsi hala burada. Jayce kötü, Ornn iyi, nadir. Karşı ADC'yi yok edebileceği maçlarda. Sion için çok çok iyi olmayabilir. Ee, Wukong'i, Nar iyi olabilir. Kötü de olabilir. Göreceğim. Emin değilim. Akali için kötü bayağı. Aatrox iyi olabilir, kötü olabilir. Bence Tanklara iyi olacak. Tanklara iyi bu arada Nar. Ne? Tanklara karşı iyi olacak. Var. Lane için <laughs> iyi. Late game için evet. ADC'leri kesemeyecek büyük Oo, ihtimalle. Morde, Morde. Morde, morde çok iyi. Morde çok, morde iyi. morde çok iyi. çok <laughs> iyi. Çok iyi. Poppy, bir de. Poppy çok, evet, çok iyi. Popi çok iyi olmayabilir. Wally vadi Vadiyaran top lane ile iyi olabilir. AC göre vuruyor. Çok güçlü bir build o. Set iyi. E, Swain bence S tier bir hero olacak. Top midleyin için. En önemli eşyaları kasıyor. Ee, Gragas iyi olmaz bence. Lilia bence çok iyi olacak. Jungle ve top lane için çok iyi. çok iyi bence Lilia. Shen okey iyi olacak Shen bence. Graves kötü bayağı. Renekton kötü olacak. Kennen kötü olacak. Choget okeyimsi bence zaman gösterecek. Çok Trindamir güvenecek. bence şu anda bile yeterli değil. Bence hiç yeterli olmayacak Trindamir. Aa, Trindamir çok kötü. En zaten kötü... ölmeyen bir karakter hiçbir iş kullanmıyor yani. Zırh büyüdülencini kullanmıyor. Trindamir zaten ölümsüz bir karakter. Hatta Tyrus'ları hatta... yap.